Direkt başlattım birader. Doğaçlama olsun. Hiç düşünmeden, etmeden böyle ilk algımla, fikrimle derim ben bu motoru anlatmak istiyorum arkadaşlar. Dedim ya isim özürlüyüm. İsmim Melih. Hah, Melih kardeşim tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Melih kardeşim bu akşam benim yanıma geldi. Daha önce bir King 139 kullanıcısı. Daha sonra King 139 ile motosiklet sevdası başladı. Sevdası başlamış. Motosiklet zehrini almış. Gitmiş ehliyetini almış. Aynen öyle. Daha sonra kendine de bir RKS Aroma yapmış. Peki doğru bir tercih mi yapmış? Memnun musun kardeşim motorundan? Ben memnunum. Doğru tercih yaptım. Alalı ne kadar oldu? Temmuz ayında aldım. Yaklaşık 3-4 ay oldu. 3-4 aydır biniyorsun. 3-4 aydır hiç herhangi bir problem yaşadın mı? Hiçbir şekilde yaşamadım. Yani kuralik sorunu yok. Yani ben galiba gruplarına da üyesin bunun Facebook'ta evet, falan. Facebook grubuna üyeyim. Facebook grubuna sadece kilometre sayıcı bazı kişilerde teli kopuyor vesaire. Sabit sıfırda kalıyor. Ama bende şöyle bir şey yaşanmadı. Şu an hani benim için çok güzel. Herhangi hep aynı şekilde aynı arızayı yaşayan insan sayısı var mı grupta? 10 kişiden 4 kişi yaşıyordur. Nedir o? Nedir o? 1 kilometre sayıcı, 2 yan ayak arça ayak kısmı. He. Yani takılı kalıyor. Takılı kalıyor. Çözümü basit. Onlar sorun tabii sayılmaz. Tabii. Peki performansından memnun musun? Performansı tam 125 cc gösteriyor motor. Bir G6'dan iyi gidiyor. Tabii. Çünkü altındaki iyi. Makine G6 değil arkadaşlar. Birazdan anlatacağım. Normalde G6'lar aşağı yukarı 7-7.5 beygirdir. Bunun beygiri 8.8-8.9 yani 9 beygire yakın bir güç veriyor. Çünkü altında G6A tipinde daha önce evvelden nelerle gelmişti? Hatırlayabildiğim kadarıyla Mondial GoMax 150 ile gelmişti yıllar önce. Ondan sonra Bissan diye bir motosiklet markası vardı hatta bisiklet de üretir. Bissan Teos da böyle bir makine vardı. Bu makine normal G6'nın biraz geliştirilmiş bir versiyonu. Biraz daha güçlü bir dranga sahip. Eğer ki yanlış hatırlamıyorsam orijinalden case'i açık bir makinedir. Yani 61-63 yani 169 cc, 181 cc'ye açık bir blok case'i vardır. Ama bunda olup olmadığına emin değilim. Yalnız piyasada dranga yoktur. Olanlar da çok pahalıdır. Klasik G6 dranga bu makineye maalesef takılamaz. Ama bu sebepten performansı da gerçekten iyidir ve genel anlamda da dayanıklı bir makinedir. Aynen. O yüzden bana şimdiden soracak olanlara tavsiye edilir mi böyle bir makine? İyi yanları daha fazla olduğu için klasik G6 tercih edeceğime G6A yani bu makineyi RKS Aroma'yı tercih edebilirim. Yakıt ne alemde acı? Yakıt 100 km 2.8 tabii ki de tabagaz gitmedikçe. Yani 8 litre bir benzin hacmi var. Buna istinaden tapa gaz gittiğimde de 3.5 lira kadar çıkabiliyor. Anladım. Yani minimum 2.5 litre yakar. 2.5 litre. Maksimum 3-3.5 litreye çıkar diyor 100 kilometrede. Şimdi arkadaşlar ben bu motoru Melih kardeşim benim yanıma geldiğinde hemen tabii ben meraktan bir denedim. Hatta Top Speed videosunu da paylaştım. Top Speed videosundan önce sahsi olarak da denedim. İlk olarak dikkatimi çeken şey tasarım. Zaten tasarım herkes tarafından beğenilen bir tasarımı var. Oturuş pozisyonu rahat. Mesela benim burada bir MTX'im var. MTX'ten kesin olarak söyleyebilirim. Daha konforlu bir motor. Neyine göre daha konforlu? Oturuş pozisyonuyla biraz daha yumuşak süspansiyonlarıyla daha konforlu. Gerçi bunun süspansiyonları da yumuşak dedim ama süspansiyonlardan, ön amortisörlerden birinin keçesi patlamış. Burada yağ görünebiliyor. Her motorun başına gelir. Bu Kawasaki'de de olur, Honda'da da olur, Suzuki'de de olur. Bunun bu motorun kötülüğüyle alakası yok. Motor kötü bir motor değil. Arkadaşımın şansı onu da burada şimdi gördük. Onun yağı biraz eksildiği için ön amortisörler yumuşamış. O yüzden bana bayağı konforlu gelmiş olabilir. Ondan emin değilim. Ama gerçekten konforlu bir motor. Yakışıklı bir motor. Makine tipi olarak dediğim gibi güzel bir makine var. Bu arada ben beyninin elektronik sisteminin ne olduğunu size şimdi burada söylemeyeceğim, açıklamayacağım ama beğendiğim bir beyin sistemi var. Elektronik yani enjeksiyon sistemi var. O yüzden bu motor benim top 10 listeme girdi Çin grubunda işin açıkçası. Yani MTX mi bu mu işin açıkçası şeyde kalabiliriz. Yani onun bazı özellikleri daha iyi, bunun bazı özellikleri daha iyi. Şimdi ben arkadaşlar bu motorun şöyle bakalım. Anahtarsız çalıştırma var motorda. Şu şekilde. Değil mi? Anahtarsız çalışıyor. Yani sen anahtar kullanıyorsun ama anahtarsız çalıştırma da var. Bu şekilde bir dijital saati var. İki yanda devir saati, ortada hız saat var.
malum benzin göstergesi. O da trip metresi var mı acı? Bir kere bastığınızda sete. Ha, bir kere bastım. Evet, trip metre. Trip metreyi de basarak sıfırlıyorsun herhalde. Aynen abi, basarak. Trip metresi de var. Yani yeterli derecede bir şeyi mevcut. Dijital güzel bir ekranı mevcut. Hiçbir eksiği yok. Saat de var, devir saat de var, benzin de var, trip metre var. Daha ne olsun? Daha fazla bir şey yok. Arkada çift amortisörü var arkadaşlar. Süspansiyonlar dediğim gibi yumuşak sınıfta, üstelik sertlik ayarlı. Şöyle gösterebilirim. Şunu döndürdükçe motorun zaten hatta bir tık sertteymiş, daha yumuşağı bile alınabilirmiş. Bak burada 3. kademede, öbür tarafta orada öyle mi? Öbür tarafta aynı yerde, evet. Daha yumuşağı veya biraz daha serte alınabilir. Arkada çift amortisörümüz güzel. Ön arkada disk fren var. Malum zaten artık 125'lerin hemen hemen hepsi öyle. En azından kombine var. Kombine hemen hemen hepsinde var. Önde çift pistonlu bir kaliper. Arkada olması gerektiği gibi, bu da mı çift lan? Bakayım. Evet, arkada da çift pistonlu bir kaliperi var. Ondan sonra şurada dikkatimi çekti arkadaşlar. Sen bir önceki girişimde dikkat etmiştin. Öksüzünü çok beğendim. Neden biliyor musunuz? Çok sağlam görünüyor. Bakın şu şeye bağlanan sacın kalınlığına bakın. Sac değil, demir yani. Aynı şekilde burası da bakın. Şey değil, tüp değil. Bildiğin demir, dana gibi demir. Yani hani bu Çin mallarında egzozlar kronik problemdir ya. Belli bir zaman sonra zırıldar, takırdar, şu olur, bu olur. Herhalde bunun egzozu kesin daha uzun ömürlü olacaktır. Eğer içi dağılmazsa dışı bayağı bir sağlam. İşin açısı onu çok beğendim. Sana söyleyecektim, unutmuştum. Bak şimdi aklıma geldi, söyledim. Orijinalde çanta demiri yok. Arkadaş böyle bir çanta demiri uydurmuş motora. Veya satın almış, bilmiyorum. Kötü mü duruyor? Bence gayet güzel duruyor. Ön, arka, her taraf LED. Aydınlatması da gayet güzel. Çünkü gece sürüşü yaptım. Çok da beğendim. Ondan sonracığıma selektör tuşu var mı? Yok. Klasik scooter kumandalar işte. Bunların detaylarına girmeye gerek yok. Ekstra bir kill switch var. Artık bu çoğunda da var zaten. Bir de dörtlü tuşu var. Dörtlü nasıl yanıyormuş bakalım. Evet, altta etekteymiş. Güzel. Beğendim. Sele altı arkadaşlar buradan açılıyor. Kontak yanında düğmeyle. Yine benzin kısmı da buradan açılıyor. Sele altını bir açalım ama buradan değil. Nereden açıyoruz? Şöyle. Kontak kapalıyken. Sele altı çoğu G6'ya göre büyük. Çünkü burada depo alanı yok. Depo burada önde. O yüzden sele altı. Ama kask salıyor mu? Sığmaz. Derinliği az çünkü. Aynen. Ama genişliği, ebatı yeterince tatminkar. Sele dediğim gibi zaten yumuşak, güzel. Süspansiyonlar yumuşak. Bir de ekstra bu pet gibi bir şey koymuşsun motoruna. PCX konfor sele ekstra yumuşak olmuş. Acayip konforlu geldi bana motor arkadaşlar. Onun haricinde ya aslında bu motorlarla ilgili bu tadı detayların çoğu bana biraz saçma geliyor. İşte önemli olanları söyledik. Konfor var mı? Var. Kombine var mı? Var. Egzoz sağlam. Makine tipinden bahsettik, güzel. Çift amortisör olması çok iyi. Dijital saat var. Fakat bu dijital saat arkadaşlar sapması çok fazla. Yani yüzde giderken ya da şöyle söyleyeyim, GPS'te yüze ulaştığınız zaman gösterge yaklaşık 114 kilometre hız gösteriyor. Abi de USB girişleri var burada, ikili. Aç bakalım. Evet, burada da bir cep varmış ha. Bak. Telefon da koyuyoruz. Bu da güzel. Telefon alır mı? Peki derin mi? Telefon. Çalıyor. Küçük bir telefonu alabilir. Evet. Ya da bu kapak açık, burada şey yapabilirsin büyük telefonun varsa. USB şarj yeri mevcut. Doğru. Şuraya şunu açtım, merak ettim. İyi, güzel çalışıyor. Depo kısmı da burada. Depon da dolu maşallah. Depo da büyük değil mi acı? Depo 8 litre. 8 litre. Büyük de bir deposu var. Bu da uzun yol yapmak isteyen arkadaşlar için. İdeal. Ama ben kapatamadım bunu. Biraz daha bastırmak gerekiyormuş. Şimdi motoru tanımadığım için daha nadir davranıyorum. Narin davranıyorum. Pardon. Lastikler her Çin malında olduğu gibi ya Yuangxing'dir kesin ya Timsun falandır. Neymiş? Baktın mı hiç? Baktım abi. Burada yazmıyor. Evet, Yuangxing. Değişmiyor. Teker çapı büyük arkadaşlar. Ön tarafta 14 jant var. Yani mesela lastik ölçüsü 180-14. MTX'in de öyle. Arka 13 mü? Arka 14. Arka da mı 14? Evet, 120-70-14. Arka da 14 arkadaşlar. Yani jant çapı da klasik scooterlara göre büyük olduğu için hakikaten konforlu, yol tutuşu
güzel bir motor olmuş. Kaldı ki şu amortisörler bir tık daha sert olaymış veya şuradan sertleştirirsen amortisör keçen patlak olmasaymış demek ki doğru. Zaten bana güvenli hissettirdi sürüşünü, daha da güvenli hissettirirmiş. Aha bak burada bir detay var, hiç de söylemiyorsun kardeşim ya. Az önce ona baktıydım görmedim. Bak çoğu skuterde olmayan bir özellik arkadaşlar. Benim her motorda aradığım özellik şöyle. Motorda selektör tuşu var. Ya ben bu motoru gerçekten beğendim ha. Bu motorda tek takıldığım husus, şu dörtleri de kapatalım. Dediğim gibi kilometre hız sayacının olması gerektiğinden fazla göstermesi. Bu ne demek oluyor biliyor musun kardeşim? Bu aynı zamanda genel anlamda kilometre sayaç var ya, hız değil. Sayacını da fazla yazacak anlamına geliyor. Yani sen bu motorlarda 2000 kilometrede bir yağ değişimi yapılıyor ya arkadaşlar. 2000 değil. Aşağı yukarı 2200'de değiştirsen, 2500'de değiştirsen bir şey olmaz. Çünkü 2000 kilometre gittiğini sandığında %14 düştüğün zaman aslında sen 1750 kilometre yol gittin. 2000 kilometre gitmedin çünkü. Onu da neden öyle olmuş? Şurada kilometre okuyucusu var arkadaşlar. Kilometre okuyucusu budur. Şu aslında bir kilometre okuyucu tablası değil. Bu bir ABS tablası. Kilometre okuyucusunu ABS tablasından aldıkları için herhalde ondandır diye düşünüyorum. Aynı bizim Motorix CO 110'lardaki gibi kilometre saati biraz fazla gösteriyor. Aslında çok dert edilecek bir şey de değil ama bak burada bir detay daha var. Bu da bir kalite örneğidir ha. Geri çekmeli gaz kolu çiftler. Yani bu çoğu Çin malı skuterda bunu göremeyiz. Bunun sayesinde genel anlamda gaz tepkilemeleri daha iyi olur arkadaşlar. Enjeksiyon sistemleriniz aklınızda bulunsun. Bunların biri çekmedir, biri geri itmedir. Güzel bir detay bak. Bunu da şimdi fark ediyorum. Çoğu Çin malı skuterda olmayan bir özellik. Genelde Japonlar kullanır. Daha kalite, daha üst sınıf makinelerde olur. Evet. Motorla ilgili hani o saçma sapan şeylerden değil, daha önemli detaylardan bahsettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize ha. Bir dakika ya. Söylemeyi unuttuk. Motorun arkadaşlar kayışı 835-20-30. Motorun orijinal kayışını değiştirmek isteyenler bando 835-20-30 kodlu kayışla değiştirecekler. Bando'daki kodunu şimdi hatırlayamıyorum. S19-032 miydi? 029 muydu? Bilemiyorum. Aklınızda bulunsun. 835-20-30 kayış kullanıyor. Bunların çoğunun orijinal kayışları dandik olur. Maksimum 2000 km içinde kayışlarınızı mutlaka değiştirin. Orijinal kayışlarınızla uzun kilometreler yapmayın. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.